Biz Aleviler olarak elbette bu ülkenin özgür, eşit yurttaşları olarak yaşamak isteyen insanlarız. Her inanç insanlığı var etme doğrultusundadır. Hristiyanlık olsun, Müslümanlık olsun, işte diğer farklı inançlar yeryüzünde onlarca inanç vardır. Alevilik de kendi özünde insan olma, önceliği insan olma. Zaten 4 kapı, 40 makam düsturuyla insanı kamile erme inancıdır. Bu doğrultuda biz toplumun bütün kesimlerini inançlı inançsız, Alevi, Sünni, Müslüman, Hristiyan, herkesin eşit, özgür, dayanışma içerisinde birbiriyle barışık, yurttaş bilinciyle yaşamasından tarafa insanlarız. Bu bilinçle, bu ilgiyle hareket eden durumdayız. Emperyalizm birçok geri kalmış ülkelerde bu tür azınlıkları birbirine düşürerek, bölüp parçalayarak ülkeleri daha iyi sömürü ağını sürdürebilme yeteneğini her zaman kullanmıştır. Geçmişte Irak'ta Alevileri, Şiileri destekleyerek Sünni kesimle savaştırmış ve kırdırmıştır. İşte daha dün Suriye'de İslami Cihat veyahut da IŞİD gibi örgütlere destek vererek, işte Alevi diye nitelenen gruplara saldırarak insanların kafalarını kestirmiştir. Bugün değil bize yönelik bu tür ayrıştırıcı, tahrik eden, korkutan, ürküten saldırılar. İşte biz yaşımız gereği Maraşlardan, Sivaslardan, Malatya'dan, Çorum'dan yaşanan katliamlardan biliyoruz. Hakim güçler, iktidarı elinde bulunduran, sistemi idare eden güçler zaman zaman Alevileri ötekileştirerek ülkede yönetimi daha rahat sağlayabildiğini, zaman zaman farklı grupları, Ermenileri, Kürtleri ötekileştirerek, işte çoğunluğa karşı azınlığı bir düşman göstererek sürekli bu tür davranışlar içine giriyor. Bizler bunun bilincindeyiz. Bizler sokağa çıkıp bu tür hareketleri protesto etsek bile tahrik olmayız. Kimseye saldıran, halkların kendi aralarında kesinlikle düşmanlığı, birbirine kırgınlığı yoktur. Halkları ayrıştıran üstelki insanlardır. Buradan çıkar sağlayan gruplardır. Biz bunların bilincinde olarak her devlette kurumlar vardır. Öncelikle Alevilerden önce bu tür ayrıştırıcı, işte Tokat'taki hastane haritasına, işte Yalova'daki evlerin işaretlenmesine kadar olan durumlara Alevi kurumlarından veyahut da Alevi yurttaşlardan önce bu ülkenin İçişleri Bakanlığı vardır. Bu ülkenin Adalet Bakanlığı vardır. Yurttaşların hakkını korumakla görevli olan Adalet Bakanlığı'dır. Yurttaşların can güvenliklerini korumakla yükümlü olan İçişleri Bakanlığı'dır. Asıl görevleri bunlardır. Bunlara yoğunlaşmalılardı, bunlara tepki vermelilerdi, soruşturma yapmalılardı, Alevi yurttaşları rahatlatan açıklamalar yapılmalıydı. Alevi yurttaşlar kendi sorunlarını kendi dile getirmek durumunda kaldıkları zaman o idarecilerin oralardaki görevleri nedir? Biz bunları bu sefer sorgularız. Kimlere hizmet ediyorlar? Yani bize hizmet bu mudur? Halka hizmet bu mudur? Halkın can güvenliği bu mudur? Ülkede kurumlar üzerinden dedik halkın refahını ve güvenliğini, adaletini sağlayan kurumlar olmalıdır. Bizim ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir kurum daha vardır. Ülkedeki işte inançla ilgili sorunlarda devletin da uygulamalarının yanlışlığı konusunda bile din üzerinden, kendi anlayışı üzerinden bir takım konulara müdahil
olmakla görevli. Ancak bizde böyle olmuyor. Bakanlıklar sanki Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlıymış gibi oradan talimat bekliyorlar. Bir inanca yönelik ayrıştırıcı veya işte tahrik edici, korkutucu saldırılara karşı bu ülkedeki Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yapma gereği duymuyor. İnanç, herkes inancıyla kendi özgürce yaşamalıdır diyemedi. Demedi, yani bundan imtina etti. Bu ülkede Hristiyan da, Alevisi de, Ermenisi de, Sünnisi de, Müslümanı da, herkes kendi inancını özgür, kendi bildiği gibi, kendi algıladığı gibi, mutlu olduğu gibi inanmalı ve uygulamalıdır diyemedi. Aleviler kendi sorunlarını elbette en doğal haklarıdır dile getirecekler ama biz bekleriz ki önce Alevi olmayan kurumlar, kişiler, yetkili bakanlıklar, işte az önce bahsettiğim gibi İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi kurumlar bu yurttaşların adalet ihtiyacını veyahut da can güvenliğini, yaşama ihtiyaçlarını gidermekle görevli bakanlıklardır. Biz direkt oralardan hizmet bekleriz. Oralar bu işlerle ilgilenmeliydi. Bizi yatıştıran, cesaretlendiren açıklamalarda bulunmalı, soruşturmalar yapılmalıydı. Duvara atılan bir çarpının bulunamaması mümkün değil. Bunu sokaktan işte iş olsun diye de yapılmış olabilir. İlla bunu bir grup yaptı, bir kesim yaptı, bir inanç yaptı demiyoruz. Ama bu tür hareketler sürekli işte Alevilere geçmişten bugüne kadar yapıldığı için Alevi toplumunu tedirgin eden bir davranış olarak algılanıyor. Ayrıştırıcı bir dil olarak algılanıyor. Toplumda sürekli kutuplaştırma eğilimini artıran bir davranıştır. Devlet bunun üzerine gitmelidir. Bizden önce devlet bunun üzerine gitmelidir. Biz bunları beklemek en doğal hakkımızdır. Biz de bu devletin vergi veren, askerlik yapan, çalışan, üreten, değer katan insanlarız. Bizim bir başkasından üretim anlamında, devlete olan katkı anlamında farkımız yoksa, hizmet anlamında, güven anlamında, moral anlamında da farkımız olmamalı. Bunları beklemek en doğal hakkımızdır. Bu hareket bilinçli gruplar yapıyor veya yapmıyor bunları bilemiyoruz. Eğer böyle bir gruplar tarafından da yapılıyorsa bunlar ortaya çıkarılmalı, tespit edilmeli ve bunlardan hesap sorulmalıdır. Hastane randevusunda bir harita ortaya atıldı. Ne Sağlık Bakanlığı, ne İçişleri Bakanlığı, ne Adalet Bakanlığı'ndan bir soruşturma varmış, işte şu şöyle olmuş diye sağlıklı bir açıklama duyamadık. Bunu da hala bir soru işareti olarak durmaktadır. Bunları bekliyoruz. Ülkemizde az önce bahsettiğim gibi eşit yurttaş olarak herkes gibi güven içerisinde yaşamak isteyen, güven içerisinde üretmek isteyen bu topluma hiçbir ayrıştırıcı dil kullanmadan insan olma bilinciyle davranan yurttaşlar olarak herkesin aynı duygu ve düşüncelerle bu ülkede hareket etmesini de bekliyoruz. Kurumlar bunu yapmıyor. Bu sefer şöyle aklıma geliyor. Birey olarak, yurttaş olarak Alevi olmayan kesimler, inançlı, inançsız, Hristiyan, Sünni, kimse, evde anne ve babalara bir çağrımızdır bu. Çocuklarına her inancın özgürce kendini ifade edebilme hakkı vardır diye çocuklarına bunları benimsetirlerse, bu işleri tezgahlamak isteyen çıkar gruplarına çocukları alet olmamış olur. Bu ülkede barış, huzur olur. Herkes barış ve huzur içerisinde yaşamak mümkündür. Biz herkeste barış ve huzur içerisinde eşit yurttaş olarak yaşamak istiyoruz. Çabalarımız da bu yöndedir. Bu mücadelemiz de devam edecektir. Teşekkür ederim.